Evet. Body firar etmiş. Şu anda kapıdan kaçmış. Bahçeyi tek başına turluyor. Şu anda Body'yi çekeceğiz arkadaşlar. Burada Toros var. Toros kardeşimin köpeği. Tabii ne yazık ki bakın kulakları kesilmiş. Sokak köpeğiyken artık sahibi tarafından herhalde zannedersem sokağa terk edilmiş. Sokaklarda gezerken kardeşim onu böyle sahiplendi. Burada mutlu mesut bir şekilde bakıyoruz. Bu da Buddy'nin Toros abisi. Toros oğlum. Çok acınaklı bir durum. Bakın kulaklarına. Ne ister insanlar bu hayvanlardan bilmiyorum. Kulaklarını kesmişler ve sokağa atmışlar daha sonra. Sahiplendik ve bakıyoruz Toros'umuz gayet mutlu. Evet Badicik nereden geldin? Badi kapıdan kaçmış. Bahçeye gitmiş. Bahçeyi turluyor. Yakaladım. Annemin kedileri de var. Yavru yapmış. Tabii Badi biraz korkudan buraya böyle. Ay Badi buraya gel. Badi gel oğlum. Evet Badi onları rahat bırakmıyor yavru kedicikler. Ayıp ayıp oğlum. Ayıp. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Tamam anne. Tamam. Hadi gel babaya gidelim. Gel babaya gidelim. Toros abiye gidelim. Badi'nin yüzünden kedicikler şu anda saklandı. Daha sonra tekrar size onları da gösteririm. Evet. Badi Toros abisiyle çok güzel anlaşıyor. Hayır oğlum, kedileri rahat bırak. Minnoşları rahat bırak bakayım. Aslında onlara bir şey yapmıyor ama sadece onları görünce biraz korkutuyor. Yavru oldukları için kaçıyorlar. Tabii annesinden de biz korkuyoruz Badi'ye bir şey yapacak diye. Badicim, bak abinin yanına geldin oğlum. Abinle otur güzel güzel. Toros abiyle. Neredesin? Hadi gel. Gel gidip tavuklara bakalım. Evet. İlk geldiğimiz gün tavuklara alışık olmadığı için Badi kuşları kovaladığı gibi tavukları da kovaladı. Ama daha sonra alıştı. Tavukları serbest bıraktığımız zaman hiçbir şey yapmıyor Badi. Badi neredeyiz oğlum? Bayram tatilini geçiriyor Badi. Çınarcık'tayız. Evet. Kimin sesi oğlumu? Hadi. Hadi bakalım Badi Bey. Bahçeyi turlayalım biraz. Gel. Gel oğlum. Gel bebeğim. Evet, biraz Badi'yi bahçeye doğru götüreyim. Kedileri korkutmadan yavrucukları. Badi senin arkadaşların bugün oğlum saklanmışlar senin korkundan. Hadi bakalım bahçede biraz koştur. Tam Badi'ye göre bakın kocaman bahçe burada. Hadi bakalım Badi'ciğim koş. Koş oğlum. Koş oğlum. Aferin sana. Aferin oğluma. Gel gel fasulyelerimizi ezme. Badi. Meraklı kokluyor. Hadi koş. Koş gel. Ah. Anneanne görmesin oğlum. Anneanne görmesin. Gel bakayım buraya. Sen gittin hemen. Oraya tuvaletini mi yaptın? Çişini mi yaptın sen hemen fasulyenin dibine? Evet şu anda da kelebek kovalamakla meşgul. Kelebekleri kovalıyor. Çekirge yakalıyor. Hadi atlar nerede oğlum? Atlar gitti mi? Karşıda at da var, otluyor orada. Sahibi bırakmış. İnek var. Evet bakın böyle doğal bir ortam. Çınarcık. Şenköy'deyiz. Evet, Badi kelebek kovalamakla meşgul hala. Badi, hadi gel oğlum. Gel, koş.
Gel bebeğim. Evet, Toros abi havlamaya başladı hadi. Hadi olmaz oğlum fasulyeleri olmaz. Olmaz anneanne kızar. Çık bakayım buradan. Evet, hadi yine atı gördü. Katır sanırım. Arkadaş mı gelmiş Buddy? Buddy sen burada karpuzları, kavunları ezdin oğlum. Her şeyi eziyorsun Buddy. Gel bak karpuza bakalım Badicim bak. Burada karpuz var bebeğim gördün mü? Bak. Kokla annem. Gel daha büyük var. Badi gel. Gel karpuzlara bakalım. Bak Badi. Karpuz. Karpuz. Evet. Badi'nin aklı dışarıda kaldı. Evet, başka köpeklerin havlamalarını şu anda dinliyor. Bak karpuz sen çok seviyorsun annem karpuzları. Kokluyor, oynuyor böyle bütün halinde. Hadi koş hadi. Koş. Koş oğlum. Koş. Aferin sana. Koş. Toros abiye gidelim. Koş. Ne buldun sen? Ne buldun oğlum? Hadi devam et hadi. Devam et oğlum. Aferin benim oğluma. Tabii sen birkaç gündür çok mutlusun. Artık evde de durmuyorsun. Kaçıp bahçeye çıkıyorsun. Firar ediyorsun. Öyle değil mi Badi? Anneannesi. Badi yaramazlık yaptı ama sana söylemeyeceğim. İşedin mi? Evet. Kabaklarına, karpuzlara. Yok karpuzlara değil. Başka Kabaklar mı? yere. Salatalıklar mı? Yok. Salatalıkları değil. Gel. Gel bakalım Toros abi ne yapıyor. Ah, Buddy. Buddy bak. Eyvah, Toros da gitti. Katır koşa koşa geçiyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Toros. Ay, şöyle iyi bağlayamıyor. Hayvan. Evet, kaçmış. Buddy, bak bu arkadaş da senin gibi oğlum firar etmiş. Sen geç kaldın Toros abiye yardıma. Bak. Toros abi nasıl koştu? Geç kaldın bebeğim. Evet burada da tavuklar var. Tavukları tabii daha sonra serbest bırakacağız. Biraz güneş geçtiği zaman. Onlar da artık Badi ile dolaşacaklar. Bir tane de horoz var. Horoz arkadaşı da rahat bırakacağız. Serbest alacaklar. Badi ile koşup bahçe turu yapacaklar. Gitti mi oğlum? Nerede? Katır arkadaş gitti mi? Nasıl koştu öyle? O şimdi aşağıya doğru geri gelir. Komşunun katırı, atı, ineği var. Karşı tarlaya bırakmış otlansınlar diye. Buddy. Buddy. Toros. Akıllı oğlum. Toros. Bebeğim. Toros.
Çok tatlı, çok akıllı, çok akıllı bu toros, çok akıllı. Akıllı oluşum, bak, bak böylesini de çekelim anneyim. Bak böyle yakışıklı, Buddy'nin yakışıklı abisi. Kulakları için her görmemde üzülüyorum. Yani bir hayvanın doğasıyla nasıl böyle oynanır bilemiyorum yani. Nasıl böyle bir vicdan. İnsanlar kendilerine göre değiştiriyorlar. Ya kuyruk kesiyorlar ya kulak kesiyorlar. Hayvanlara zarar vermekten başka bir şey değil tabi. Üzücü bir durum. Oğlum senin gözün akmış oğlum. Temizleyelim. Geldin mi? Ben abiyi seviyorum. Buddy de biraz kıskançlık yapıyor tabi arada bir. Çok kıskanç olmasa da severken Toros'u hemen koşa koşa geldi yanıma.